Evet, afiyet olsun herkese. Başak Hanımcığım, nasıl buldunuz çorbayı? Açıkçası güzel buldum ama domatesin mi biberin mi kabukları ağzıma ağzıma geldi. Bir o, yoksa tuz tadı yerinde. Salçası da, ben şeyden korkuyordum. O boğazı yakacak domatesin şey, ama harikaydı yani. Afiyet sadece olsun. O biberlerin büyük ihtimalle biberin, geldi. Biberin o kadar. Blender'dan da çekti ama gene de bir kaçtı. Yani dişimi kırır kırır kırır. Peki. Rabia Hanımcığım. Zaten bu közlenmiş domates çorbasını içen veya közlenmiş işte böyle sebzelerden çorba yapanlar genelde bilir. Bu şekilde olur. Yani o biber tadı falan ister istemez ağza gelir. Yani istediğiniz kadar blender'dan geçirin. O gelir şey, yani. Şey kabuğu gelmiş ama kabuğu. Şey kabuk dedi büyük ihtimalle şu küçük şeylerdir büyük ihtimalle. Hayır, peçeteme şu an koydum zaten. Ha, onu bilmiyorum ama hani onun dışında şöyle kabuk. Küçük küçük gelmesi normaldir. Ekşimsi bir tat yok, en önemlisi o. Ben hani ekşimsi bir tat olur sandım. Hani o biraz tadını bozar sandım ama baharatı, kıvamı, yoğunluğu bence gayet peki, güzel. Elinize olsun, sağlık. Afiyet olsun. O ekşi tadı almak için sizin evde uyguladığınız bir yöntem var mı ya da yaptığınız bir şey? Yok, ekşi tadı olmaması lazım. O ekşi tat böyle birazcık şey yapıyor, mayhoş yapıyor, çorbanın tadını kesiyor. Yok, böyle köz da, tadı hani alıyor. Onun önlemini almak için bir şey yapıyor musunuz siz yani evde? Yani birazcık böyle un kavurup böyle terbiye gibi onu katarsanız o tadı birazcık şey yapıyor. Ben de o şekilde yaptım evet, zaten. Ondan belli zaten. Elinize emeğinize sağlık. Afiyet olsun. Esma ablacığım, sen nasıl buldun çorbayı? Doğru söylemek gerekiyorsa domates çorbası tadı hiç alamadım. Kusura bakmayın gerçekten. Yani sizi üzmek de istemiyorum fakat. Ne tadı aldınız peki? Yani ben domates çorbası değil de sanki böyle daha çok böyle hani biberin tadı daha çok öne geçmiş domatesden. Peki şöyle söyleyeyim, domates çorbası değil de tadı, lezzeti nasıl olmuştu? Şimdi defalarca aldım, yani test ettim. Evet, ona dikkat ettim ben benzetemedim, de. Benzetemedim, hani hiçbir şeye benzetemedim ama domates çorbası... Hiçbir şeye benzetemedim yani hayır, şey, hani tad olarak. Tad olaraktan... Hiç hani atıyorum, aroma gelmedi mi? Domates tadını hiç almadım. Yok, yani tekrar bakacağım. Yani domates çorbası nasıl oluyor? Ben almadım yani. Domates tadı gerçekten almadım. Yani doğru bir değil midir? Yani sonuçta hani domates tadı almıyor musunuz gerçekten? Hayır, almadım. Esma Hanım, domates çorbasına elinizden geldiği kadar beğenmedim, etmediniz dedim. Ama mis gibi olmuştu ve siz bahane bulmak için bahaneyi bulup ortaya attığınızı düşünüyorum. Bir su için bir daha deneyin isterseniz. Bir daha deneyin bence. Emin değil mi damak lezzetine? Hayır ben... Baktım, defalarca baktım. Yani domates, ben domatesli yoğun biberi az kullandım özellikle. Peki Derya Hanım'a soralım bakalım. Yani şimdi yaz domatesi olmadığından da olabilir bakın. Belki yani de olabilir. Şimdi yazınki domatesten şimdiki domateslerin tadı bir değil yani. Belki de oranı az gelmiş de olabilir. Yani şimdi olabilir. İkiye bir, iki kişi bir aldım diyor, sen almadın. Bakın Derya Hanım almış mı almamış mı? Çorbanız çok güzel olmuş, elinize afiyet sağlık. Olsun. Ama... Katılıyorum, domates tadı hiç yok. Allah hiç yok. Allah. Bakın, benim tadım tuzumdan. Bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Evet bak, ben çorba kötü olmuş demiyorum. Bak çorbanız çok güzel olmuş. Domates çorbası tadı yok. Artı bir de tatlı bir tat var onda. Tatlımsı bir tat var. Derya Hanım, Esma Hanım, siz bu çorbadan bal gibi de domates tadı aldınız ama ne yazık ki işinize gelmedi. Zehra Hanımcığım, elinize kolunuza sağlık. Kıvam olarak çok güzel bir kıvamı var. Ne koyu ne sulu olmuş. Yalnız... O domates tadını ben de çok azaldım. Şöyle azaldım. Sütü biraz fazla olduğu için böyle yoğun bir krema tadı geliyor. Hani şekerlimsi bir tat geliyor. Aynen. Bir de en önemlisi közlenmiş domates çorbası dediğimde aynen, bana o bir közün aynen, tadı ve kokusu gelmiyor. Aynen, anladım. Biraz böyle ocağın üstünde telde o biberleri en azından çevirip o hani patlıcan közlemesi gibi aynen, o is kokusunu bundan alsaydım çok iyi olurdu. Çünkü çorbanın başında közlenmiş ibaresi geçince közlenmiş biraz da öne çıkması lazım. Ya evet aynen, hani fırında yani domatesi... yine uzun süre tuttuk da. Yoksa dediğim gibi zaten kıvamı, tadı yok, çok yani güzel. Yani bunu fırında çok közlediğinizde o köz tadını gene de ocaktakini ve ya da biraz ocakta çevirip sonra da fırına atabilirsin. Hı. Ama köz kokusu gelmiyor bana. Yani çorban güzel ama köz ibaresi yok çorbada. Kadir Bey, kabuğu çok fazla yandığı zaman köz tadı içine vuruyor. İşte ama fırındaki tabii daha börek de verilecek, o kadar uzun süre tutamıyorsunuz. O da var. Onun için biraz ocakta çevirip de atabilirdin. Ama kıvamını güzel tutturmuşsun. Eline koluna sağlık diyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Ara sıcağımız neydi? Patatesli börek. Hadi bakalım. Beklenen an el açması. Bakalım nasıl olmuş el açması, görelim hep birlikte. Başak Hanım, Rabia Hanım, bu çorbada nasıl domates tadı aldınız? Kesinlikle domates tadı yoktu. Rabia Hanım, iddialıyım dediniz ama köz tadı gelmeyen çorbayı nasıl beğendiniz? Ben de bunu anlamadım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.